Bey sen çok öfkelisin diyor. Hanım ona diyor ki sen çok öfkelisin. Bunun bir terazisi yok, mihengi yok. Her şahıs kendini içten içe bilmeli mi? Yoksa o dengeyi nasıl kurmaya çalışmalı insan? Yani sen dilini kullanıyorsun. Sen şöylesin, sen şöylesin, sen şöylesin. Ama hiç ben böyleyim, ben böyleyim, ben böyleyim demeyince problemler ta belki 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık geriye dayanıp temel yapıyı sarsmaya başlıyor. Onun için bu öfke kontrolü ya da daha az öfkeli olma ya da birbirini idare etmenin yolları, ya yani idare ederken hani şey değil böyle hani idare etmen derken farklı manada değil, sevk ve idare anlamında söylüyorum. Evliliği idare edelim gitsin hadi böyle değil de evliliği düzgün yola koyma anlamında idare. Şimdi şöyle, idare kelimesi kesinlikle evliliğin üzerine çok büyük bir yük açıkçası. İdare etmek Evet. ziyade iletişim dediğiniz gibi. Burada daha az öfkeli olandan kastım şu, idare etmek değil sizin de söylediğiniz gibi. Burada bir sorumluluk almak. Evet, burada olan bir olay var, bir gerginlik var. Orada o olayı yaşayan eşin diğer eşe destek olma adına orada küçük bir sorumluluk alması ve ortamdaki olumlu bakış açısını tercih etmesi. Söylemeye Evet. çalıştığım şey bu. İdare etmek kesinlikle değil. Çünkü idare etmek demek, fedakarlık demek, ilişkinin üzerine yüklenen yük demek. Bu hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü idare eden eş bir sonraki seferde diyor ki geçen sefer ben bunu böyle dedim. Sen böyle dedin. Şimdi sen bunu yap. Dediğiniz gibi bu bir güç mücadelesine dönüşüyor. Veyahut da burada aslında şöyle bir biraz önce kısacık değindim ama Evet. iletişimde dikkat edilecek bizim mahşerin dört atlısı dediğimiz bir tabir var. Şimdi diyaloğa eleştirerek başlarsanız karşı tarafın cevabı savunma olur. Daha sonra bu diyalog aşağılamayla devam eder. Daha sonrasında da her iki tarafında duvar örmesiyle de biter. Burada yumuşak başlangıç yaparak başlamak birinci adım. Sorumluluk alarak gitmek ikinci adım. Aşağılamak yerine de kendi duygusuna odaklanmak. Ben burada böyle olduğunda böyle hissediyorum diyerek kendi duygusuna odaklanmak. Daha sonrasında da fiziksel olarak hissettiği duyguyu fark edip kendisini rahatlatması.